Evet arkadaşlar, Alabarda'nın taşeron içeriği mitoloji videolarına hepiniz hoş geldiniz. Bu defa sizlere kısa bir video hazırlamak istedim. Arakne'nin videosuyla bu sefer karşınızdayım. Arkadaşlar, Arakne bir Lidya prensesidir. Özelliği ise örgü ve dokuma konusunda inanılmaz yetenekli oluşu. O kadar yetenekliymiş ki dönemin perileri, su perileri, işte kutsal varlıkları kendisine hayranlıkla izlemeye gitmektedir. Bu dönemde kendisini takip eden insanlar ise onun bu yeteneğinin aslında Tanrıça Athena'dan geldiğine inanmaktadır. Bu yönde kendisine iltifat etmektedir. Athena her ne kadar savaş stratejilerinden olarak, stratejisti olarak bilsek de kendisi aslında insanlara bu tarz el örgülerini, el işlemelerini, flütü, üflemeli çalgıları öğreten kişidir. İşte sabanı öğreten kişidir, tanrıçadır. Bununla birlikte Arakne ise bu fikre kesinlikle karşı çıkar ve kendisinin hiçbir ustasının olmadığını söyler arkadaşlar. Bu Athena'nın kulağına gittiği zaman tabii ki bu tanrıçanın hoşuna gitmez. Neden gitmez? Arkadaşlar, kendini bilmekle özgüvenle kendini beğenmişlik arasında bir çizgi vardır. Ve çoğu zaman aslında insanlar bunu görmezler. Buradan yola çıkarak Athena bu söylenenleri duyduktan sonra, daha doğrusu sonrasında Arakne şöyle bir şey yapar. Dönüp eğer gelirse Athena ile bile yarışabileceğini söyler. İşte burada aslında kızılca kıyamet kopar. Athena yaşlı bir kadın kılığında Arakne'nin yanına gider ve öncelikle kendisine şu öğütü verir arkadaşlar. Çok yeteneklisin, benzersiz işler yapıyorsun ama tanrılara karşı saygılı olmalısın. Çünkü bu tarz saygısızlıkları tanrılar affetmezler arkadaşlar. Arakne gene kesinlikle burnundan kıl aldırmaz. Eğer Athena kendine çok güveniyorsa gelip benimle yarışabilir şeklinde bir çıkışta bulunur. İşte o saniyeden sonra Athena bu sefer yaşlı kadın formundan orijinal formuna döner. İşte Athena burada karşımda, haydi o zaman yarışalım tarzında bir düelloya girişirler. Düelloya hemen dokuma tezgahlarının karşısına oturup karşılıklı olarak dokumaya başlarlar arkadaşlar. Arakne'nin burada yapmış olduğu aslında dokuma kusursuza yakındır neredeyse. Ama burada işte yine kendini beğenmişliğin ve kibirin esiri olur aslında Arakne. Yaptığı ise şudur arkadaşlar. Athena Yunan tanrılarını anlatan tanrı ve tanrıçaların olduğu güzel bir kompozisyon dokumaya başlamışken, Arakne ise Zeus'un ve birkaç daha farklı tanrının insanlara karşı yapmış olduğu yüz kızartıcı şeyler, işte evli kadınlarla birlikte olma veya işte Hera'yı aldatma gibi Zeus'un yapmış olduğu ayıpları aslında dokumaya başlamıştır. Şimdi burada iki şey var. Bir, dokuma Athena'nınkinden daha iyidir. İki, arkadaşlar, tanrılar ve tanrıçalara yapılan bu tip çıkışların veya şeylerin her zaman bir cezası vardır. Çünkü tanrılar kolay öfkelenen, kolay hiddetlenen ve bunun cezasını mutlaka kesen varlıklardır. Bundan sonrasında Athena hiddetli bir şekilde Arakne'nin dokuma tezgahını parçalar ve bütün yaptığı örgüyü şey yapar, ortadan ikiye ayırır. Bundan sonra Arakne o kadar üzülmüştür ki kendisini asar arkadaşlar. Ancak Athena bunun ibretlik bir öykü olmasını istediği için Arakne'nin ölmesine izin vermez arkadaşlar. Arakne'ye dokunarak kendisini, bütün vücudunu küçültmeye başlar. Vücudu küçülür, küçülür, parmakları yanlardan birleşerek bacakları oluşturur. Arkadaşlar, araknefobyadan da bildiğiniz üzere Arakne aslında Yunanca'da örümcek anlamına gelmektedir. Yani örümcek bu şekilde Arakne'den türemiştir. Daha doğrusu böyle bir orijin miti vardır. Bu tarihten sonra artık örümcekler kuytu köşelerde, kenarlarda, insanların geçmediği yerlerde hayatları boyunca bu şekilde örmeye devam edecektir ve hiçbir faydasını görmeyecektir. Her ne kadar kendisi için faydalı olsa da aslında buradaki ibretlik konu budur. Hikayenin orijinalleri, Arakne'nin ise daha öncesinde Lidya kökenli olduğunu söylemiştim. Dönem Lidya'sı açıkçası dokuma anlamında inanılmaz meşhur, inanılmaz önemli bir merkez ve Atina ile bir ticari rekabet içerisindeler. Bundan dolayı aslında üstünlüklerini göstermek için de kullandıkları çeşitli damgalar, işte mühürler bulunuyor ve bunların tamamının üzerinde aslında bir örümcek sembolü bulunuyor. Buradan yola çıkarak aslında Anadolu'nun milletin, yani Lidya
krallığının üstünlüğünü gösteren bir mittir. Yani bir fable'dan aslında çok daha fazlasıdır arkadaşlar. Dediğim gibi çok kısa bir video oldu ama hani şu zor zamanlarda bir iki video daha yayınlamak istedim sadece. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.